Serdar Turgut, Kachner'ın gizli planı ne? Başkan Trump'ın damadı ve özellikle İsrail ile Filistin arası ilişki konusundaki özel danışmanı Jared Kashner, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi ve görüştüler. Washington'da bölgeyi yakından takip etmekte olan kaynakların hemen tümü için bu Türkiye ziyareti sürpriz oldu ve anlamlandırmakta zorlandılar. Çünkü Jared Kushner, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a çok yakın olan bir isim. Hatta ikisinin her gün Whatsapp'tan mesajlaşacak kadar yakın oldukları biliniyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, özel işleri için Amerika'ya geldiğinde Kaşner'ın babasının New Jersey'deki evinde Jared orada yaşarken kullandığı odada kalacak kadar aileye yakın. Kaşnır ayrıca buradaki evangelist çevrelere de çok yakın bir isim. Kaşnır Amerika elçiliğinin Kudüs'e taşınması adımının da kilit ismi. Bu yüzden Eşi Ivanka ile yeni elçiliğin açılışına gittiğinde yanlarında evangelistlerin kilit ismi ve Trump'ın finansörü olan Sheldon Adelson ve eşi Miriam da vardı. Bu Sheldon, Amerika Hazine Bakanı Munkin'le birlikte elçiliğin Kudüs'e taşınmasına haklı olarak en sert tepkiyi vermiş olan Erdoğan'dan hiç hoşlanmıyor. Hatta ikisinin sadece bu yüzden Türkiye'den öc alacaklarını yakın çevrelerine ifade ettikleri Washington'da biliniyor. Kastner'da bu duyguları paylaşıyor diye söyleniyordu Washington'da. İşte bu yüzden bu profildeki bir ismin Türkiye ziyaretinde ne tür değişik kararların çıkacağı, ne sürece girilebileceği açıkçası merakla beklenmekte Washington'da. Kaşner'ın gizli planı. Jared Kashner bir süredir Trump'ın nihai barış adını taktığı büyük bir plan üzerinde çalışmaktaydı. Kaynaklar bu çalışmanın artık son aşamasına getirildiğini ve İsrail ile Filistin arasında kalıcı barışı sağlamak iddiasında olan bu planın artık bölge ülkelerini anlatmanın zamanının gelmiş olduğuna inanıyorlar. Kaşınır Türkiye'yi de kapsayan ziyaret turunda ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Uman, Suudi Arabistan ve Katar'da temaslar yapıyor. Yanında da Amerika'nın Orta Doğu temsilcisi Jason Grimblad ve İran işleri temsilcisi Brian Hook da var. Amerika'nın nihai barış adını taktığı plan aslında Filistin'de dahil bölgede İsrail'in hakimiyetini güçlendirmeye yönelik bir plan. Bunun hangi karanlık bağlantılar çerçevesinde oluşturulduğunu aşağıda açıklayacağım. İsrail ve Amerika bölgede istediklerini yapabilmek doğrultusunda en büyük engellerinin Başkan Erdoğan ve Türkiye olduğunu düşünüyor. Çünkü yönetimler değil ama bölgedeki Arap ve Filistin halkı konu hakkında Recep Tayyip Erdoğan'ın ne diyeceğine bakıyor ve onu dinliyor. Kaşnır o bölgede tek bir kuvvetli idarenin olmasının doğru olduğuna inandığı için bu yönde bir plan hazırlandığını söyleniyor Washington'da. Planda haritaların bile yer aldığı bu bağlamda Kaşnır'ın El Fethi ile Hamas arasında uzlaşmayı sağlamak gibi bazılarına göre imkansız olan bir işi de deneyeceği anlatılıyor. Yani bölgede sınırları belli ve birlikte çalışmaya istekli bölgelerden oluşan bir oluşum oluşturulmak isteniyor Kaşnır tarafından. Peki Türkiye'den ne istenilebilir? Yukarıda siyasi profilini ve bağlantılarını anlatmış olduğum Kaşnır, hemen her konuda kendi tavırlarına zıt tavırlar almış olan Türkiye'ye yeni neler söyleyebilir? Washington'da bu soruyu sorduğum her çevreden fazla iyimser cevap alamadım. Kaşnır'ın Türkiye'den destek isteyeceği kesin de bunun için bize yeni bir şeyler söylemesi gerekiyor. Bunun ne olabileceğinin anahtarı ekonomide olabilir diyen kaynaklar da vardı burada. Kaşnır bu planın istediği gibi gerçekçi ve işleyebilir olabilmesi için bölgeye toplam 65 milyar dolarlık bir para aktarmayı düşünüyor. Bunun halkaları birbirine yaklaştıracağı düşünülüyor burada. Bunun 25 milyar doları 10 yıl içinde Gazze ve West Bank'e aktarılacak. 40 milyar doları da Mısır, Ürdün ve koşullar uygun olduğu takdirde Lübnan arasında paylaştırılacak. Türkiye'nin bölgede etkinliği olduğundan, en azından bölge halkının kalbini kazanmış olduğundan Amerika'dan ekonomik bazı açılımlar isteyebileceği ve ancak bu şekilde plana koşullu destek verebileceğini söyleyebileceğini söylüyor buradaki bazı kaynaklar. Görüşmeler bittikten sonra gelecek haberlere bakıp anlayacağız durumu. Ancak bundan önce bu nihai barış denilen Kaşnır planının altındaki güç bağlantılarını da bilmemiz lazım. Nihai barışın altındaki karanlık bağlantılar. Başkan Trump'ın nihai barış, Ultimate Peace adını taktığı ve İsrail ile Filistin arasında kalıcı barış bir şekilde barış getireceğini söylediği plana Washington'la ilgili birimlerce son rötuşlar vuruluyor. Bu plan için Amerika ile birlikte İsrail, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri aktif biçimde çalışıyorlar. Plan için kurulan bu koalisyona baktığımızda bunun aslında bir barış planı olmadığını, aksine bölgede tüm gücü ve kontrolü İsrail'e vermek için hazırlanan bir strateji olduğunu görüyoruz. Trump için stratejinin yürütülmesini damadı Jared Kushner üstlendi. Kushner Suudi Prens Muhammed bin Salman'la yakın ilişki içinde. İsrail yönetimiyle Salman arası koordinasyonu da karşınır sağlıyor. Yıllardır bölgemizi takip eden ve İsrail'le de yakın bağlantılı olan, şu anda devlete görevli olmasalar da bu konuları çok iyi bilen uzmanlar bana barış planının altında kurulmuş olan karanlık bağlantıları şöyle anlattılar. Muhammed Dahlan Esas amacı bölgedeki tüm güç dengesini tamamen İsrail'den yana dönüştürmek olan nihai barış planının adımları bu uzmanlara göre şöyle atıldı. Suudi Arabistan İsrail, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında yürütülen bu operasyonun bölgedeki kilit ismi Muhammed Dahlan. 15 Temmuz darbe girişiminden önce FETÖ çetesi liderleriyle de bağlantı kurup darbe girişimine para yardımı yaptığından şüphelenilen Dahlan'ın Suudi Prens Muhammed Bin Salman ve Dubai Veliaht Prensi ile de arkadaşlık ilişkisi var. El Fetih'in önde gelen isimlerinden olan Muhammed Dahlan yıllar önce Gazze'den çıkarıldıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçıp Dubai Veliaht Prensi'nin danışmanı oldu. Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'la da arkadaşlık kurdu. Mısır kilit ülke Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri Mısır'la işbirliği yapıp Hamas'a operasyon düzenlemeye başladılar. Kaynaklarımın bana söylediğine göre Başkan Trump seçilmesinden hemen sonra çıktığı ve açılışını geleneksel savaş dansı ile yaptığı ziyaretinden hemen sonra Katar'a yönelik ilan edilen ambargonun önemli amacı İsrail'in istediği gibi Hamas'ı zayıflatmaktı. Katar'a ambargo için ileri sürülen nedenler arasında Hamas'a verilen desteği çekmesi yer alıyordu bunu Suudi Arabistan üzerinden İsrail'in özellikle bastırdığı söyleniyor Katar Hamas'a yapmakta olduğu finansal yardımı da kesilmiş dedirtecek kadar azalttı İsrail'in Gazze üstünde baskıları zaten sürerken bir de Katar'dan gelen yardımın azalması Hamas yönetimini çok zor durumda bıraktı işte bu aşamada Dahlan devreye girerek Mısır'ın yardımcı olabileceğini söylemeye başladı. Dahlan daha önce Sisi ile anlaşmış ve İsrail'in istediği gibi Hamas'ı Mısır'ın eline bıraktırmıştı. İsrail o dönemde Gazze'ye verdiği elektriği de kesmişti. Dahlan yine planlandığı gibi devreye girerek bölgeye elektriği Mısır'ın vermesini sağladı. Tüm bu operasyon Filistin üzerine İsrail'in tam etkisini sağlamaya yönelikti ve Hamas böylece Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'le ortak çalışan Mısır tarafından kontrol altına alınıyordu. Amerika bu gelişmelerden sonra elçiliğini Kudüs'e taşıdı. Batı Akdeniz etkisi. Tüm bu süreci bana anlatanlar bu operasyonun Batı Akdeniz'deki enerji üzerine de ulaşan boyutu olduğunu söylediler. İsrail'in kendi alanından çıkaracağı likit gazı Yunanistan üzerinden Avrupa'ya göndereceğini açıklamasının doğru olmadığını ve bunun sadece Türkiye'yi rahatsız etmek için yayıldığını söyleyen kaynaklar bu konuda asıl anlaşmanın Mısır'la İsrail arasında olduğunu ve İsrail likit gazını Mısır'daki rafinerilerde işleyerek gemilerle Avrupa'ya taşımayı planladığını söylüyorlar. Bu anlaşmanın yapılmasına Türkiye'yi Amerika elçisi olarak atanması beklenen Amerika Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu Bölümü Başkanı David Satterfield'ın rolünün büyük olduğu da söyleniyor. Serdar Turgut Habertürk